Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed, kanalıma hoş geldiniz. Bu kısa birlikte Age of Story 2'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Age of Story 2'de Filistin ile imkansızlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Hatırlarsanız en son arkadaşlar İsrail'in iki toprağını almıştık. Geri kalan Türkiye almıştı ve şuralardan bölünmüştük yani biz. Bu bölümde bakalım şunlara saldırırız, sonra Avrupa'ya doğru ilerleriz çünkü buradaki devletlere saldırmamız imkansız. Ya da şunları da alırız, Ermenistan, Gürcistan falan. Neyse, şimdi biz kaç tur atlayalım bakalım. Ne oluyor lan, Türkiye alıyor oğlum, oğlum YPG'yi Türkiye alıyor. Bana diyor ki YPG'ye saldır. Saldırırım, benim için sorun değil. Hatta şu şekilde. Ana toprağımı aldı İbiş'in oğlu. Neyse, Türkiye onu bitirdi zaten. Ben hazır gelmişken buraya şu Suriye'ye savaş açayım. Cibuti geliyormuş. Cibuti nerededir lan? Afrika'da değil miydi? Şurada. Sorun değil. O da güçsüz birisi zaten. Saldırdık. Hemen şuradan gönderdik orduları. İstersen alabilirsin ama alamazsın. Tabii de Türkiye var sınırda. Bu kim oğlum? Moldova benden. Neden ben Moldova'yla savaştayım? İstemiyorum. Hemen buradan şu toprağı alıyoruz. Tamamdır. Barışımızı da yapmış oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Cibuti Filistin ile savaşta değil bu arada. Tamamdır. Şimdi asimile yapacağız tabii ki de. Hemen şuradan asimilemizi yapalım. 50 tur yaptık. Birkaç tur atlayalım. Para biriktirelim. Sonra ne yapalım? Şu Irak'a saldıralım. Irak'ın sadece burada 2 eyaleti kalmış. Suudi Arabistan almadan biz alırsak daha iyi olabilir. Bizim bu arada Suudi Arabistan'la ilişki geliştirecek mi? Geliştirmeye gerek yok. Saldırırsa bana Türkiye'de ona saldırır zaten. Türkiye bayağı güçlü arkadaşlar. Oyunun kaçıncı sıra, 7. sırasında olmasına rağmen ekonomisi bayağı iyi. Değil mi? Bakıyoruz Norveç'ten. Norveç mi? Norveç düşmüş lan. Yok, bu farklı Norveç mi? Nasıl oluyor lan bu? Empire Monarchy. Bu farklı arkadaşlar. Bölünmüş bir Norveç bu. Bu Norveç Türkiye'den daha düşük yani. Rusya Türkiye'den daha düşük. Türkiye bayağı güçlü arkadaşlar, öyle bakmayın siz. Biz hemen şuradan birkaç tur atlayalım. Tur atladıktan sonra ise arkadaşlar zaten paramız geldi bile. Tur atlıyoruz falan filan konuşmaya gerek yok. 20 bin oldu, hemen şuradan ordu basıyoruz. Onun para bitti ama onayım. Ne ordumuş? 4000 yeter, fazla bile 4000 yani, o derece. Savaş ilan ediyoruz. Hemen şuradan orduları gönderelim. Alman imkansız benim. Hemen tamamdır. Irak'ı da aldık. İki toprağını da aldık. Tamamdır. Hemen buradan para gelsin. 50 tur yapacağım ben. Daha düşük yaparsak olmaz. 50 tur yaptım. Oğlum buna ben basmadım. Neden? Şöyle oluyor, anlamadım ben. Buna da biz bir basalım. Tamamdır. 3200 ordum var. Bu 3200 orduyla Türkiye sınırı Ermenistan'a doğru çekmiş. Muhtemelen Ermenistan'a savaş açacak. Yürü yürü, çabuk ol. 4000 orduyla alırız. Türkiye almadan benim almam gerek. Lan ananın gözü senin ha. Oldu bile. 4300. Hemen buradan 1500 daha. 6000 yeter. 6000 fazla bile artık sana. Ekonomi ne kadar ki, ben eksiye düştüm yani. Tamam mı? 4000 fazla bile. Tamam. Ermenistan'ı aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Çok iyi. Tamamdır. Türkiye alırsa ben gelişme imkansız olur arkadaşlar. Çünkü Türkiye alacağım ben, farksız toprak kalmaz. Hepsi güçlü. Mısır'ı mı alacağım ben şu gücümle? Tamamdır, 50 tur daha bastık. 1000 oldu bizim şu anda gelirimiz. 1000'e yaklaştı. Norveç burada. Oğlum Norveç her yerde. Bakalım. Evet, Norveç her yerde. Şu farklı bir Norveç. Tamamdır. Büyük güçten düşmüş bu arada. Büyük güçtü. Düşmüş. Onun Finlandiya'ya almışlar. Şimdi ben Avrupa'ya doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü burada benim alacağım başka toprak kalmadı. En fazla Gürcistan'ı alırız. Ekonomimiz ne kadar? Bizim oğlum benim 26.000. Şu anda Avrupa'dan daha güçlü değilim. Romanya'yı alırsam 72.000. Bulgaristan alırsam Yunanistan saldırabilirim bence. Öyle bir planım var. Ya da buradan direkt ne yapalım? Azerbaycan'a saldıralım. Benimle arası kötü. Buradan Gürcistan'a, Azerbaycan'a falan saldırabilirim. Benim ekonomimin ne kadar? 26.000, Azerbaycan 32.000. Şu anda alamam. Ama ben ordu biriktirip alabilirim bence. Para biriktirip ya da.
Bakalım hemen şuradan araştırmalara abanalım. Evet arkadaşlar, şu anda bir teknoloji puanımız geldi. Hemen araştırmaları kapatalım. Vergi gelirine basacağım çünkü vergimiz 1000 olsa yeter aslında, ev gelirimiz 1000 oldu şu anda. 40 bin 50 bin falan olsun paramız. Gürcistan'a dalalım. Türkiye kime saldırıyor? Yunanistan'a saldırırsa sıkıntı. Romanya'ya mı? Kime? Yunanistan'a saldırmış. Savaş ilan et lan. Bakalım. Al benim topraklarımı, al, ben istemiyorum zaten onları. 6000 gönder oraya, şuraya bir 2000 gönder, şuraya 2800. Anan anan, harbiden sıkıntılıymış yalnız ha. Şimdi burada 2000'den fazla ordusu vardı. Hemen oraya gönderdim ben şu şekilde. Evet arkadaşlar, ekonomisi bayağı şeymiş ordusu. Aslında ordusu çok fazla yoktur. Sadece büyük bir ordusu var ve ben ordusunu yenemedim. Geriye doğru ilerle. Başkentini alsak aslında bayağı iyi olabilir. Şuradan hemen şuradan şöyle. Başkentini aldık, bir barış yapalım. 4 puanla hiçbir şey yapamayız. Şu şekilde yapsak. Barış yapamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Şu anda şurada neler yapacağım ben de bilmiyorum. Hemen bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu anda ben. Amacım ordusunu çökertmek şu anda. Türkiye gel. Gel Türkiye gel. Olmadı bu. Savaş olmadı benim için. Türkiye hadi saldır Türkiye. Türkiye yok ediyorlar. Oğlum Türkiye savaşa çağırdık. Ne yapıyor bu Azerbaycan? Lan Türkiye'nin başkenti gitti. Benim de topraklarım gidiyor şu anda. Şimdi arkadaşlar şöyle sakıncalı bir durum oldu. Tamam haydi haydi hızlı olun lan. Amanın Anadolu'yu aldı Azerbaycan. Tamamdır tamamdır, kurtardık kurtardık. Tamamdır, oldu. Oldu. Bir Azerbaycan'a saldıralım dedik. Şu düştüğümüz hallere bak. Bitti, %100 aldık zaten. Tamam. Şimdi buradan hemen Gürcistan'a saldıracağız. Şu anda onu yapmamız gerekiyor sadece. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şu Avrupa'ya baksanıza, siz Almanya Avrupa'nın %90'ını almış zaten. Almanya. Oğlum nasıl bir dünya oldu burası ya? Mısır ve Çin yok etti dünyayı. Mısır ve Çin. Şuna bakın. Ve Almanya tabii ki de. Amerika hiçbir şey yapmıyor zaten. Amerika ne yaptığı bilinmiyor. Oyunun ikinci sırasında ama gereksiz bir ikinci sıra. Birinci kim oğlum? Almanya. Almanya değil mi birinci? Evet. Almanya birinci. Aslında bizim Almanya ile ittifak kursak daha da iyi olabilir. Ama Gürcistan nüfusu değil, ekonomisi 10 bin, yani çok fazla bir ekonomiye sahip değil. Bence alırız diyorum. Tamamdır, aldık bile. Hemen buradan gelmişken Abazayya'ya bu savaş ilan edelim. Aldık. Tamamdır, hemen şuradan barışımızı yapalım. Bizim ekonomi ilerlememiz gerek. Tamamdır, aldık. Tak, bitti. Hemen şu orada bir silelim. Silemedim. Silelim, tamamdır. Bir aile aynı yani, ekonomimizde hiçbir gelişme yok. Bir saniye, hemen şuradan para gelsin. Şey yapacağız, asimile yapacağız. 50 tur. Romanya'ya pardon, Bulgaristan'a saldıracaktım. Bulgaristan almamış lan Türkiye Bulgaristan'ı. Ama alacak gibi yani, sınıra ordu koyduğuna göre. Geldim. Bulgaristan. Geldim. Aldım Bulgaristan'ı. Bakalım ne kadar ordu yetecek mi bakalım. Başkasının almaması gerek. Tamamdır, ben aldım Bulgaristan'ı. Barışımızı da yaptık. Hazır ordu varken Karadağ'a mı gitsek? Karadağ ordu. Yeter mi lan ordu? Hemen buradan gidelim. Türkiye hemen sınırı askerleri çekiyor bakıyorum ben. Bir tane boşta devlet görsün, hemen ordusunu oraya çekiyor Türkiye. Tamamdır, barışımızı yaptık. Çok iyi. Ordu silebiliriz artık. Hemen ordu silelim. Şimdi arkadaşlar ben biraz daha para biriktiriyorum o sırada. Hemen Arnavutluğa buradan saldıracağım. Arnavutluk'tan sonra Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, Romanya diye gidebiliriz bence. 50 bin para bence yeter. 3000 buraya. 3000 buraya. 3000 de buraya bastık mıydı, bence Arnavutlu buradan alabiliriz. Diyeceğim de Burkina Faso ki nerede? Afrika'da değil mi bu?
Afrika'da bence bakalım. Burkina Faso. Şurada bakın. O gelemez, imkansız. Savaş ilan ettik. Filistin Devleti ve Arnavutluk. Şimdi arkadaşlar şu şekilde hemen orduları gönderelim. Şu şekilde 6000 buraya göndersek. Orduyu bu arada yok etmiş durumda şu anda. Hemen şuradan şu şekilde yapıyoruz. Tamamdır. Arnavutluğu da aldık arkadaşlar. Tamamdır. Hasmini yapacağız. Bir 50 tur biraz daha para biriktirmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar şu orduları bir araya getirelim. 1000-2000 ordu var neredeyse. Şimdi buradan kime saldırabiliriz? Ekonomimiz 70 bin. Buradan Sırbistan'a saldırabiliriz. Bosna Hersek, Hırvatistan diye gidebiliriz bence. Romanya falan. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün burada sonuna gelelim. Bayağı bir geliştik sayılır. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.